Arkadaşlar bu videoda yaşayan en önemli şairlerimizden olan Hilmi Yavuz'dan bahsedeceğiz. Hilmi Yavuz 1936 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Siirtli bir ailenin çocuğudur. Babası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kaymakamlarındandır. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Fakat öğrenimini yarıda bırakarak İngiltere'ye gitti ve BBC'de çalıştı. Londra Üniversitesi'nde felsefe okudu. Ülkeye döndükten sonra çeşitli dergi ve gazetelerde Ali Hikmet Mahlası ile inceleme, eleştiri ve deneme yazıları kaleme aldı. Mimar Sinan, İTÜ, Boğaziçi üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk şiirlerini Kabataş Erkek Lisesi'nde okurken edebiyat öğretmeni Behçet Necati ile yönetiminde çıkan Dönüm dergisinde yayınladı. Hilmi Yavuz, garip dışında yeniliği süren şairlerdendir. Hiçbir edebi topluluğa katılmamış, bağımsız kalmıştır. Geleneksel şiir ile çağdaş şiiri kaynaştırmış, kendine özgü bir şiir dünyası oluşturmuştur. Şiirlerinde büyük bir kültür birikimi vardır. Mistisizmden, tasavvuftan, felsefeden ve mitolojiden yararlanmış, kendine özgü bir şiir dünyası ve sözcük dağarcığı oluşturmuştur. Şiirlerini kapalı bir anlayışla çeşitli imgeler ve mecazlarla kaleme almıştır. Hilmi Yavuz'un şiirleri zor şiirlerdir. Onun şiirlerini anlamak için sanat anlayışını, şiir dünyasını bilmek gerekiyor. Sıradan okuyucuya hitap eden şiirler değildir. Şiirlerinin en güçlü yanı şekle önem vermesi ve şiir dilini ustaca kullanmasıdır. Yazdığı şiirler güzel mısralar haline dökülmüş bilmeceler olarak adlandırılır. Yahya Kemal'den sonra divan şiirine en çok yönelen şairlerdendir. Şiirlerinde divan ve halk şiirinden esintilere yer vermiştir. Eserlerinde tarihi kelimelerden, türkü ve halk deyimlerinden, kelime, hece, harf oyunlarından yararlanmıştır. Şiire çok emek veren, zor yazan bir şairdir. Aşk, yalnızlık, hüzün, yolculuk, akşam, zaman şiirlerinin başlıca temalardır. Ayrıca deneme türünde de çok önemli eserleri vardır. Bakış kuşu, Bedrettin üzerine şiirler, hüzün ki en çok yakışandır bize. Akşam şiirleri, yolculuk şiirleri, büyüsün yaz, akla ilk gelen şiir kitaplardır.